Önemli olan ya bu cümleler, bu makale nasıl böyle insanlar kendilerini zorlar ki tam aksi yönde anlamak için. Yani hadi şöyle bir şey var. Diyelim ki kompozisyonu zayıf bu cümlenin. Diyelim ki de. Ama kompozisyon yazmada sadece insana sıfır vermezler. Okuyanlara da sıfır verirler. Peki nerelisiniz siz? Malatyalıyım. Ne zaman İstanbul'a geldiniz? 7 yaşımda, yani şu anda 52 yaşındayım. 60'lı yıllarda. 60'lı yıllarda. Yetimhanede mi büyüdünüz siz? Annem babam ayrılmışlardı. Biz 3 kardeş beraber Ermeni okullarında, yatılı okullarda büyüdük. Evet. Orada da evlendim. Yatılı okulda evlendim. Hayatımda bana Allah bir milli piyango verdi. Eşimi aldım. Sonra büyüdüm. Çocuğum, çoluğum oldu. Torun sahibi oldum. Bu ülkede de yaşayıp bu ülkenin neyse mücadelesi, demokrasi mücadelesi, insan hakları mücadelesi, insan gibi yaşamam. Bunun içerisinde buraya kaldım. Ermeni kimliğimle, Türkiye'li kimliğimle yaşamaya devam ediyorum. Seni ayağıma bir leke sürülüyor. Türklüğü aşağılamak. Bunu bir leke kabul ediyorsunuz. Nasıl kabul etmem? Benim için bu dünyada en büyük suç ırkçılıktır. Eğer ben bu suç işlediysem de bu ırkçılıktır. Bu lekeli insan nasıl aşağıladı biriyle yan yana yaşayabilir? Yani ben Ahmet Hakan'la, eğer siz Türkseniz, ben sizi aşağılıyorsam bundan sonra nasıl beraber yaşarım? Ahlaksızlık beraber yaşama. Namuslu davranma, bırakırsın gidersin onun yanında. Kavganı uzaktan verirsin, varsa bir kavga. Benim Türk'le bir kavgam yok ki. Ben Türk'le yaşamayı şans sayan bir insanım. Bunu yazılarında da belirten bir insanım. Ne demek bu yani? Şans, çünkü bizim Ermenilerin dünyasında Türk hakikaten bir ötekiydi. Bir öfkeydi. Ama beraber yaşadıkça o öfke ortadan kalkıyor. İlaç oluyor Türk'le beraber yaşamak. O zaman Türkiye'de yaşayan Ermenilerle... Bizim içimizdeki o zehir dediğimiz öfkeye Türk'le beraber yaşamak panzehir oluyor. Bu kadar açık yazıyorum ben yazılarımı.